Arkadaşlar merhaba, ben Ömer Çağnavcı. Hatırlayacağınız üzere topraksız tarım ve hayvancılık üzerine çalışmalar yapıyorduk. Mithat Besiciliğin bizim ailemize bir renk katarak yapmış olduğu çalışmalarla arpa hasılı üzerindeki deneylerini kanalımda yayınlıyorum bildiğiniz üzere. Arkadaşlar bizim kanalımızda en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu hayvancılık yapmak isteyenlere teşvik ya da kredi nasıl verilir, nasıl alınır, nereden alınır, ne yapmamız gerekir diye çok fazla soru geliyordu. Tabii bizim bu tesisleri yapmada çok fazla deneyimimiz olmadığı için Mithat abiye yapmış olduğumuz ısrarlar üzerine Mithat abi sağ olsun bizi kırmadı ve kendine kanal açtı. Ve yayınlamış olduğu videoları da biz de kendi kanalımızdan dağıtarak gerek Recep Hoca olsun, gerek Ahmet arkadaşım olsun, gerek ben olayım, gerek Mithat abinin kendi kanalı olsun. Buradan dağıtarak daha fazla bilginin daha fazla kişiye ulaşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu saydığım isimlerin kanallarına mutlaka abone olun, destek verin, videoları bol bol beğenin ve paylaşın arkadaşlar ve böylece ücretsiz insanları bilgilendirmek, ücretsiz insanlara fayda sağlamanın nasıl olduğunu herkese gösterelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İsterseniz şimdi biraz da Mithat abiyi dinleyelim. Hepinize iyi seyirler. Allah'a emanet olun. Üretici kardeşlerim, hepinizi sevgiyle selamlarken henüz girmiş olduğumuz 2021 yılının ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Birçoğunuz beni Sayın Ömer Çağan Avcı Beyefendinin YouTube kanalından tanıyorsunuzdur. Ben Mithat Çetinkaya. Adana'da faaliyet gösteren Mithat Besicilik Entegre İşletmelerinin sahibiyim. Ömer Bey'in, Recep Kaya hocamızın, Ahmet Paçacı gibi değerli kardeşlerimizin teşvikiyle ve yine sizden gelen talepler doğrultusunda bu kanalımızı devreye sokup bundan böyle Mithat Besicilik adı altında videolar paylaşmayı planlıyorum. Sizden gelen doğrudan veya dolaylı soruların ortak konusu finans idi. Mithat Bey, biz hayvancılığa gönül vermiş, hayvancılık yapan, yapmak isteyen, genişletmek isteyen insanlar olarak finans olayını nasıl çözeriz, nereye başvururuz veya başka etkili bir metot var mıdır şeklinde sorulara bu videoda cevap getirmeye çalışıyorum. Kıymetli kardeşlerim, benim de zamanı itibariyle başvurduğum gibi bu konuda size destek verecek ve hatta tam destek verecek bir tek kuruluş var, bir tek banka, evet Ziraat Bankası var. Ziraat Bankası, tarımsal departmanında uzman kadroya çalışan bir bankadır. Ve çok da heyecanlı insanlardır. Bakın çok ilginç. Gerçekten başka işlemlerle uğraşırken sizinle uğraşacağı kadar zevk almıyor. Yani sizi tamamen destekliyor. Çayınızı kahvenizi söylüyor. Sizinle sohbet ediyor. Sizin düşünemediğiniz kadar size zaman ayırıyor ve muhtemelen sizi mutlu bir şekilde uğurluyor. Ben bu konuda çok ama çok inançlı ve çok doğruyu söyledim, inanıyorum. Eğer sizin ev ödeviniz tamam ise Ziraat Bankası tam desteğini veriyor size. Nedir bunlar? Örnek vermek gerekirse hayvancılık konusunda veya tarımsal bir, ben daha çok hayvancılığı konu ediyorum burada ama bir tarla da olabilir, ekim biçim de olabilir. Fakat konumuz hayvancılık olduğundan bahsetmek gerekirse şayet gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben hayvancılık yapmak istiyorum. Hayvancılığın şu kolunda olmak istiyorum. Örneğin biz kombine sığırcılıktayız. Mesela biz üretiyoruz, sütçülük yapıyoruz, yavru alıyoruz, düve besliyoruz, inek besliyoruz, kesinlik besli hayvanı besliyoruz filan. Ama siz bunlardan herhangi birini veya birçoğunu veya hepsini seçebilirsiniz. Gittiğiniz zaman bankaya, Ziraat Bankası sizi öncelikle dinliyor. Sizden sicilinizin temiz olmasını,
doğal olarak istiyor. Eğer sicilini istemezse, öncesinde bankaya kredi talebinde başvurmaya engel bir haliniz görünmüyorsa, kaç para istediğinizi, kaç başlık bir tesis yapmak istediğinizi belirten bir başvuruda bulunuyorsunuz. Bunun karşılığında Ziraat Bankası sizden haklı olarak bir teminat göstermenizi istiyor. Yani bir gayrimenkul, genelde bu gayrimenkul olarak isteniyor. Değer tespit çalışmaları yapılıyor. Sizden bir biyografi isteniyor. Tabiri caizse bir hayat hikayeniz, geçmişiniz isteniyor. Bunlar dosyalanıyor. Ziraat Bankası'nın sizin başvurduğunuz şubenin müdürü ve müdüresi yine limitiniz dahilinde sizinle yüz yüze birebir muhatap olabiliyor. Dediğim gibi çok da heyecanlanıyorlar. Çünkü biliyorlar ki bu ülke için birileri gelmiş kendilerine yardım istiyor. Yani bir de Ziraat Bankası'nın bu yönü çok hoşuma gidiyor benim. Yani para verdim faize gibi değil. Çünkü size verilen para gerçekten maliyetin çok ama çok altında bir para. Yani siz tarımsal faaliyette bulunmak üzere Ziraat Bankası'ndan almış olduğunuz krediler aslında bankanın, hani bank olarak düşünecek olursanız, zararına yaptığı bir iştir. Yani sizi desteklemek amacıyla banka bunu size kendi cebinden veriyor gibi düşünün. Çünkü aynı parayı %25'ten vereceğine size kalkıyor %2,5'ten veriyor, %5'ten veriyor gibi. Kaldı ki Ziraat Bankası'nın devlet garantili yani KGF, kredi garanti fonu gibi zaman zaman verilen destekler Ziraat Bankası aracılığıyla verilmesi halinde daha uygun koşullarla veriliyor. Diğer bankalar bunu atıyorum 10 aylığına veriyorsa Ziraat Bankası 30 aylığına verebiliyor. Veya diğer bankalar bunu belli koşullarda veriyorsa Ziraat Bankası daha esnek koşullarda verebiliyor. Yani siz başvuru yaptığınız Ziraat Bankası'nın herhangi bir şubesinden eğer şube limitinin üzerinde bir rakam için başvurduysanız oranın müdür ve müdüresi tarafından dosyanız alınıp bölge müdürlüğüne yani başkan beylerin masasına iletiliyor. Bölge müdürlükleri dosyanızı inceliyor. Sizi gerekirse yerinde ziyaret ediyorlar. Gerekirse yine sizi ağırlıyorlar. Bir süreç devreye giriyor. Eğer istediğiniz limit başvuru yaptığınız Ziraat Bankası'nın şube müdürlüğünün üzerinde bir limitse dediğimiz gibi bölge müdürlüğüne geçiyor. Bölge müdürlüğü sizi daha sıkı bir incelemeye tabi tutuyor. Çünkü artık siz daha farklı bir müşterisiniz. Yani başvuru yaptığınız miktar başkan beyi ilgilendiriyorsa, başkan beyin masasındaysa demek ki siz daha büyük bir işletme adayısınızdır. Bu milyon üzeri 5 milyon, 10 milyonlara varan rakamlar olabilir. Bankanız, eksperleri vasıtasıyla göstermiş olduğunuz gayrimenkulleri, arsayı, tarlayı her neyse, eksper gönderilerek değer tespit çalışması yapıyor. Her şey normlara ve şartlara uygunsa hiç ama hiçbir zorluk çıkarmıyorlar. İstenilen miktarda, istenilen parayı İstenen adrese gönderiyorlar. Nasıl? Diyelim ki 1 milyonluk bir kredi başvurusunda bulundunuz. Her şey yolunda gitti. Buraya geçiyorum. Hayvan alacaksınız. Hesabınızda pat diye o para çıkmaz. Hayvan alacağınız kişi, kurum veya kuruluşlar o paralar çıkar. Yani verdikleri paranın da arkasında duruyorlar. Yani paralar nereye gittiğinde
devletin parasını çağrısız edilmemiş oluyor. Yani eskiden olduğu gibi al krediyi götür ne yaparsa yap şeklinde bir anlayış yok. Yani artık yeni bir dünya, yeni bir Türkiye, yeni bir bankacılık, yeni bir anlayış. Ve çok güzel bir anlayış. Bir ikincisi de size hem iyi hem kötü bir haberim var fakat tek haberim var. Ziraat Bankası ne yapıyor biliyor musunuz? Çayınızı kahvenizi içmeye gelebiliyor, dost ziyareti gibi. Çok güzel bir haber. Benim için çok iyi bir haber. Tabii ki gelsin de, geliyorlar da gidiyorlar da. Ki ben de çok istiyorum güncellenmeyi, güncellemeyi vesaire. Peki, adam başka bir iş kolunda iştigal etmekte 2 milyon lira kredi almış. Hayvancılıkla alakalı iş yapıyorum diye. Banka onların da ziyaretine gidiyor. İşte bu kötü haber. Kim için? Kötü niyetli insanlar için. Dolayısıyla böyle bir sorunumuz yoksa ki Allah'a şükür yok. Her gün gelip gitsinler değil mi? Yani siz üreticiyseniz, siz gerçekten hayvancılık yapmak istiyorsanız, tarımsal bir faaliyette bulunmak istiyorsanız, ilgileriniz tek adresi de Bankası. Bu yapabileceği en basit, en kaba tabirle, en kısa yolla adres Ziraat Bankası'dır diyorum. Tabii ki süreci, teferruatları, detayları buradan bu mümkün değil. Ama siz çok değil iki konuda Ziraat Bankası'nın koşullarını yerine getirirseniz ki sicilinin temiz olması, üzerinde şerh olmayan, ipotekli olmayan, tek tapu size ait bir arazi olması halinde işiniz çözülüyor. Nasıl? Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Bundan sonraki videoda karşılaşmak dileğiyle hepinize esenlikler diliyorum. Bana vakit ayırdınız. Beni izlediniz. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.